Oyun Portalı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Işıt'ın ilk izlenim videosuyla karşınızdayım. Oyunun ilk dakikalarına hep beraber göz atacağız. Ben Işıt bir şehir kurma, medeniyet kurma oyunu arkadaşlar. Yani oynanış mantığı olarak SimCity'ye benzediğini söyleyebilirim. Ancak Ben Işıt da biraz daha eski tarz, yani eski dönemlerde geçen bir oynanış yapısı var. Dilerseniz oyuna giriş yapalım ve hep beraber Ben Işıt'ın ilk dakikalarına göz atalım. Bu arada oyuna girdiğiniz zaman böyle bir ekranla karşılaşıyorsunuz arkadaşlar. Bunlar zaten eminim birçoğunuzun bildiği seçenekler. Ancak tutorials'ı kesinlikle oynamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü Ben Işıt'ın oynanış mantığı biraz böyle detaylı olduğu için eminim işinize yarayacaktır. Bu arada hemen şehir ismimizi seçeceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle bir bakalım. Evet, bayağı da bir şehir isim seçeneği var. Şöyle kendimize uygun olanı seçelim arkadaşlar. Neymiş abi? Kolmesne. Seçelim, fark etmez. Mapseed bölümünde arkadaşlar haritanın kaynaklarının ne kadar fazla olup veya ne kadar az olacağına siz buradan karar verebiliyorsunuz. Biraz fazla olsun. Evet arkadaşlar, haritanın düzlük mü yoksa dağlık bir kesimde mi olacağını buradan yine karar verebiliyorsunuz. Ben düzlüğü seçeceğim. Haritanın boyutu medium, yani orta karar olsa fena olmaz. Evet arkadaşlar, kaynak dağılımı ne demiş? Çok fazla, orta ve düşük. Evet, fair, yani normal bir kaynak dağılımında oynayacağız. Disasters arkadaşlar, disasters da felaket anlamına geliyor. Yani ne bileyim, tornadolar, işte fırtınalar falan çıkabiliyor ve şehrinizi allak bullak edebiliyor bu fırtınalar. İsterseniz buradan bu doğal afetleri kapatabiliyorsunuz ama açık kalsın. Ben genelde açık oynayacağım. Oyunu çok fazla oynamadım arkadaşlar. Oyuna girmeden önce size bunu belirtmek istiyorum. Hani herhangi bir ne bileyim doğal felaketle karşılaşacak kadar oynamadım. Ancak izlediğim videolarda doğal felaketler geliyor arkadaşlar. Evet. Medium'da biz yeni olduğumuz için easy'de başlayalım arkadaşlar. Hemen bir bakalım. Gerçekten böyle SimCity tarzında bir oynanışı var arkadaşlar bu oyunun. İyi bir alternatif olabileceğini düşünüyorum. Ben sizlere sunmadan önce bir 5-10 dakika kadar baktım oyuna. Gayet de keyifli olduğunu söyleyebilirim. Oh, evet. Evet, evlerimiz kuruldu arkadaşlar. Yalnız biz Easy'de oynadığımız için evler direkt kurulu geldi. Normalde evleri siz koyuyorsunuz. Sadece şu kaynakla birlikte geliyor. Hemen şöyle bir bakalım arkadaşlar. Bu alt kısımdaki seçeneklere biraz değinmek istiyorum. Bu seçeneklerden arkadaşlar medeniyetinizi geliştirebiliyorsunuz. Ayrıca işçilere emir verebiliyorsunuz buradan ne yapacaklarıyla alakalı. Hemen şöyle bir bakalım. Evet, ağaçları kesebiliyoruz arkadaşlar. Taşları toplayabiliyoruz. Evet, şuradan hemen taşları biz işçilere çalıştıralım. Aynı zamanda ben hemen şöyle şurayı da boşaltmak istiyorum arkadaşlar. Buradaki ağaçlar da gitsin. Hemen bakalım. Evet, burada da arkadaşlar farklı geliştirmeler var. Ağaç ekebiliyoruz. Tabii ki yani şehrimizde ağaçları sürekli kezersek hiçbir yeşil alan kalmaz. Aynı zamanda hem ekmeyi hem de kesmeyi mutlaka şeyde bir düzende tutmamız gerekiyor. Çünkü direkt bütün ağaçları kesersek arkadaşlar ilerleyen dönemlerde bayağı bir başımız sıkışabilir. Bu arada haritamız bayağı bir büyük arkadaşlar. Yani biz medium seçtik ama yine de bayağı büyük bir haritada oynayacağız. Evet, hemen şöyle bakalım. Evet, elemanlar gördüğünüz gibi ağaçları kesmeye başladılar. Bu arada biz taşları da alacağız arkadaşlar. Evet, demir atölyesi kurabiliyoruz.
şöyle bir demir atölyesi kuralım. Evet, bunun inşaatında kaç kişi çalışsın diyoruz arkadaşlar. Şöyle 3 kişi olacaktır büyük ihtimalle. Hemen bakalım. Herbalist. Bakalım ne işe yarıyormuş bu. Evet arkadaşlar. Doğa bilimciler çıkartabiliyoruz. Yani gerçi ondan önce üniversite kurmamız gerekiyor mu? Hemen şöyle bir bakayım arkadaşlar tekrar. Bu neymiş abi? Tamam. Şöyle yapalım. Biz abi ilk önce gelir kaynağı, yani yiyecek kaynaklarımızı biz düzene oturtalım. Ondan sonra gelişmeye bakarız. Bu arada T ve R tuşlarıyla arkadaşlar yönü değiştirebiliyoruz. Evet, buraya bir tane balıkçı iyi gider. Şöyle 4 tane işçi belirleyelim. Ne istiyor abi? Demir lazım arkadaşlar. Demirimiz ne durumda? Bakıyorum ben. 50 tane demir. Odunumuz iyi. Taş da güzel. Bu arada zamanı hızlandırabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle evet, hızlı bir zaman aksın abi. Çatır çatır kesinler. Evet, biraz yavaş ilerliyor bu kaynak eksikliğinden dolayı. Evet, bu ne durumdaymış abi? Pardon. Evet arkadaşlar, kaynaklarımız çıkmaya başladı. Evet, şuradaki ağaçları da yok ettik ki buraya bir yerleşim yeri koyalım. Evet, ağaç tarafından bayağı bir bereketli topraklardayız arkadaşlar. Hemen bakalım ne yapabiliriz. Evet, bir de avcı kışlası koyalım buraya bir yere. Ortalıkta geyikler meyikler falan dolanıyor. En azından yiyeceği katkıda bulunurlar. Evet, burası bitti arkadaşlar. Şöyle burada kaç kişi çalıştıracağımızı da ayarlıyoruz. Aynı zamanda limiti de yükseltebiliyoruz. Hemen şöyle bakalım. Biz bir tane daha ev yapsak fena olmaz. Evet. Çok fazla kişi. 2 tane yeter abi buraya. Evet, bazı geliştirmeleri arkadaşlar yani demirle falan da yapmamız gerekebiliyor bazı aletleri çıkartmamız için. Evet abi, 3 kişi de burada çalışsın. Evet, buradan çıkacak cinsi de belirleyebiliyoruz. Gerçi bu rehber gibi bir video oldu ama ben de oyunu çok fazla bilmiyorum arkadaşlar. Ancak şöyle bir durum var. Oyunu tam anlamıyla öğrendiğim zaman sizlere böyle bir rehber videosu oluşturabilirim. Yeterli istek gelirse, yeterli bir talebiniz olursa bunun için sizlere bir rehber videosu oluşturmak isterim işin açıkçası. Gayet keyifli bir oyun olduğunu da düşünüyorum. Evet, şöyle bir bakalım hemen tekrardan. Ben de oyunu çok fazla bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden yani oynanışını bilmiyorum. Biraz detaylı bir oyun olduğu için biraz zamanımı alacak. Evet abi, burası nasılmış? Tamam, gayet güzel çalışıyor. Stok durumumuz nedir? Gayet güzel. Bir tane herbalist kuralım abi. Nerede? Şuradaydı.
göstereyim. Market kuralım arkadaşlar bir tane. Alım satım yaparken bayağı işimize yarayacak. Evet, 5 kişi çalışacak bunda. Evet, zamanı hızlandırdım arkadaşlar. Bu arada terzi falan da kurmamız lazım. Yani halkın bütün her şeyle biz ilgileniyoruz. Hani terzi ne işe yarıyor? Ben size basit bir örnek vereyim. Mesela kış aylarında yani bu şehirde yaşayan halkın giysilerini bir şekilde temin etmesi gerekiyor. Kışlık giysiler falan giymesi gerekebiliyor. Yoksa soğuktan ölüyorlar arkadaşlar çalışırken. Benim birkaç kez başıma geldi. O yüzden buna dikkat etmek gerekiyor. Yani her şeyle biz ilgileniyoruz. Bu arada alt kısımda ne diyor abi? Evet, taş. Bayağı eksikmiş abi. Biz şu taşları ne yapalım? Toplatalım abi. Arkadaşlar burada mesela üretilen şeylerin limitlerini siz belirliyorsunuz. Artık ne lazımsa ona göre yani limiti belirleyebiliyorsunuz. Üretmeleri gereken sayıyı. Evet. Bu arada biz popülasyonu biraz artıralım arkadaşlar. Çalışanları yükseltelim. Çalışın abi, çalışın. Evet, taş bayağı eksik. Yemek durumumuz ne abi bizim? Aslında bir tane daha balıkçı teknesi kursak mı biz? Gerçi zamanı biraz geri alalım. Biraz hızlı gidiyoruz. Yani zamanı çok fazla da ileri alırsanız arkadaşlar hızlı akıyor. Bir anda gözünüzden kaçırdığınız şeyler felaketinizde sonuçlanabilir. Mesela en basitinden adamlar açlıktan ölebilir. Aslında bir strateji oyunu gibi düşünün arkadaşlar bunu. Yalnız savaş olayı yok. Ya en azından benim gördüğüm kadarıyla yok yani. Muhtemelen de yoktur diye tahmin ediyorum. Bir tane balıkçı teknesi balıkçı iskelesi koyalım buraya. Evet, şuraya bir tane. Abi %30 yere biraz ileri saralım. Evet. Yalnız arkadaşlar mesela bir oyun oturduğunuz zaman hani bir bölümü bitireyim falan derseniz gördüğünüz gibi bu haritaya komple yayılacaksınız. Yani bir sürü şeyle uğraşmak zorunda kalacaksınız. Bu arada kış sezonu geldi. Adamların durumu ne abi? Gerçi terzi merzi çıkartmadık biz ya. Patlayacağız galiba. Şöyle zamanı geri alayım. Terzi. Terzi nerede abi? Terzi nerede? Bir bakalım hemen. Yapılmadık ama evet, terzi burada arkadaşlar. Bir tane de terzi şuraya koyalım. Hemen bir bakalım.
bakayım. Neymiş abi? Evet, gözetleme kulesi gibi bir şey arkadaşlar. Bu arada eğlence merkezleri de kurabiliyoruz. Yani halkın, yani popülasyonun artması bakımından işe yarıyor. Evet abi, şu ne diyormuş abi, ne istiyorsun? Soru işareti var tepesinde. Evet, bir şey göremedim ama. Şurayı da alın abi. Arkadaşlar mesela oduncu barakaları kurmamız gerekiyor. Benim onu tabii ki baştan yapmam gerekiyordu, unutmuşum. Oduncu barakaları arkadaşlar ne işe yarıyor? Odunlarla ilgili farklı geliştirmeler açabiliyorsunuz. Yani mesela atıyorum burada gördüğünüz gibi bizim odun stoğumuz var. Yalnız bu evlerde arkadaşlar bu odun stoğunu kullanamıyorlar. Neden kullanamıyorlar? Aynı zamanda yakabilecekleri bir odun stoğu da yapmamız gerekiyor. Şu an biz kolaydan başladığımız için gördüğünüz gibi bacalardan duman tutuyor. Fakat oyunu zorda veya medium'da aldığınız zaman, medium zorlukta aynı zamanda farklı bir odun stoğu, yani yakmak için odun stoğu yapmanız gerekiyor. Yoksa soğuktan ölüyor arkadaşlar. Şu an kış ayındayız ve muhtemelen biz bunu unutmuşuz. Gerçi oyunu kolay versiyonda oynadığımız için bir sıkıntı olmuyor. Eğer zor versiyonda olsaydık şu an bunların hepsi soğuktan ölmüştü arkadaşlar. Bu arada biz bir çiftlik kuralım abi. Çiftlik kuralım fakat evet, şöyle bir çiftlik kuralım bakalım ya. Yok, burası abi, şu odunları, yani daha doğrusu ağaçları bayağı bir indirmemiz lazım. Evet, şu araya bir kuralım abi. Çiftçi falan da. Evet, bunları satabilmemiz için arkadaşlar. Yalnız şu an için kaynaklar biraz gecikmeye başladı. Neymiş abi? Evet, odun seviyemiz düşmüş. Ne yapalım? Burayı da keselim abi biz. Pardon, şöyle yapacağız. Şunları alın abi siz. Evet. İleri saralım bakalım. Evet, çalışmaya başladılar. Dediğim gibi arkadaşlar, yani oyunu oynadığınız zaman böyle saatlerce başında kalabilirsiniz. Çünkü bir medeniyet kurmak gerçekten bayağı bir vaktinizi alacaktır. Ancak oyun bayağı keyifli arkadaşlar. Yani gayet iyi bulduğumu söyleyebilirim. Evet, bu arada biraz hızı düşürelim. Taşımız birikmiş arkadaşlar. Bunların hepsi gelecek. Yalnız yemek olayını biraz yükseltmem gerekiyor. Çünkü bayağı bir düştük. Dilerseniz arkadaşlar ilk izlenim videomuzu burada noktalayalım. Çünkü bayağı bir uzun sürecek. Oyundaki, yani oynanın mantığını sizlere kısaca aktarmaya çalıştım. Ancak ilerleyen dönemlerde sizlerden böyle yeterli yoğun bir talep gelirse kendim de öğrenip, yani uzun bir süre oynamayı düşünüyorum ben işte. Sizlere böyle bir rehber videosu da hazırlayabilirim. Yalnız bu oyunun bir serisi olmaz arkadaşlar. Daha doğrusu serisi olmaz dediğim, bir bölüm saatlerce süreceği için çok fazlasıyla videoya mal olacaktır. Ben çünkü özellikle bir seri yapmayı düşünmüştüm bu oyunu, ama gerçekten oyunun süresi bayağı bir uzun oluyor. O yüzden bizi bayağı bir yorabilir. Ama sizler için böyle bir rehber videosu hazırlayabilirim.
Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Oyunsuz kalmayın.